Hem Türkiye hem dünya açısından bakıldığı zaman çok zor ve kritik bir haftaya giriyoruz. Bu hafta içerisinde çok ciddi dalgalanmalarla karşı karşıya kalabiliriz. Öncelikle bunun uyarısını yapmak istiyorum. Bir yanda dünyada ikinci dalga etkisi, Amerika-Çin savaşları sürerken öbür taraftan kur şoku ile ilgili gündem her an biraz daha yoğunlaşıyor ve aynı zamanda bütçe açığı, dış ticaret açığı ve cari açık meseleleri de bizim gündemimizi, ekonomi gündemimizi etkileyen önemli maddeler olarak karşımıza çıkıyor. Bu videoda önce rakamları değerlendirelim istiyorum. Sonrasında geçen hafta neler yaşandı, hangi önemli haberler ön plana çıktı, piyasaları nasıl etkiledi ve bundan sonra nasıl etkileyebilir bunu konuşacağız. Aynı zamanda da önümüzdeki hafta önemli veriler açıklanacak. Bu verilerin piyasalara, özellikle dolar ve altın cephesine etkileri ne olur bunu biraz sizler için değerlendireceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Önce rakamlarla başlayalım. 114.809 seviyesinden kapanan bir borsa endeksi var. 120.000'i zorlamıştı biliyorsunuz ve o seviyelerin çok kritik olduğunu, her an ciddi bir satış baskısıyla karşı karşıya kalabileceğimizi sizlere iletmiştim biliyorsunuz. Nitekim %5 hatta %6'ya varan bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldık. Gerçi sadece İstanbul borsasında değil tüm dünya borsalarında tedirginlik oluşmaya başladı. Hisse senedi piyasaları bir satış eğilimi içerisine girdi. Haberleri daha olumsuz tarafından, ekonomik verileri daha olumsuz tarafından değerlendirmeye başladı. Bunun da sebebi artık bütün borsaların tepe noktalarına gelmiş olması ve bu tepe noktalardan artık satış bahaneleri aranıyor. Nitekim arkadaşlar önümüzdeki süreçte borsalardaki satış baskısı artarak devam edecektir diye düşünüyorum. Peki ne yapacağız bu koşullar içerisinde? Eğer ki çok yüksekten aldıysanız beklemek zorunda kalacaksınız. Zararınızı realize etmemek için. Beklemek gibi bir şansınız yoksa da zararınızı realize etmek zorunda kalacaksınız. Umarım ki kaldıraçlı işlemler yapmamışsınızdır. Kredili işlemler yapmamışsınızdır. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Eğer ki bu satış baskısı artarsa ilk hedef 110 bin olur. 110 bin aşağıya doğru kırıldığında 100 bin zorlanmaya başlanır. 100 bin aşağıya kırıldığında 80 binlere giden bir borsayı görürüz. Bu da riskin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Sizi uyarırken şunu söylemiştim. 110 binli seviyelerde o zaman. Şu anda yapacağınız alımlar belki 120 bine giden borsada size %5'lik bir kazanç sağlar. Ama eğer ki borsa tepe taklak olursa %20, %30 zararlarla karşılaşırsınız. Onun için şu anda uzak durun demiştim. Bizi dinleyenler olmuştur, dinlemeyenler olmuştur. Tamamen tabii ki kendi tasarrufunuz. Dolara bakalım. 6.85-86 civarında sıkışıp kalmış bir dolar kurunu görüyoruz. Bu sıkışıklık hayra alamet değil arkadaşlar. Fırtına öncesi sessizlik diyebiliriz rahatlıkla. Ve nitekim bana göre kur şoku artık çok net bir şekilde fark edildiği için ve bu işten de çıkışın pek mümkün olmadığı görüldüğü için yavaş yavaş bir dış gündem oluşturuluyor. Aynı rahip krizi gibi Türkiye yönetimi, özellikle ekonomi yönetimi ve siyaset yönetimi bu dönemde Ayasofya meselesini bunun için gündemine aldı. Nitekim dış basında da Ayasofya ile ilgili çok sert haberler, çok sert açıklamalar görüyoruz. Bu sert haberler ve açıklamalarda piyasalardaki tedirginliğin artacağını, kur riskinin ve kur şokunun hızlanabileceğini gösteriyor bizlere. Demek ki arkadaşlar 6.85-86 sürecinin yavaş yavaş sonuna geldik. Ekonomik krizin kapısı aralandı. Kur şokunun kapısı aralandı. Buna bir bahane gerekiyordu. Ayasofya meselesi de bu işe tuz biber olacak. Aynı bir rahip krizi ortamı sağlanacak. 2018 Ağustos ayındaki gibi bir kur şokuyla karşı karşıya kalacağız. Böyle bir durumda Ağustos 2018'de kıyaslarsak arkadaşlar 3,5 liradan 7 liraya giden hatta 8 lirayı zorlayan bir dolar kurunu baz alırsak demek ki bugün 7 liranın sınırında olan dolar kuru 14-15 liraları zorlamaya başlayabilir. Her an yaşayabiliriz. Yani bir sabah uyandığımızda doların 14-15 lira aralığında olduğunu görebiliriz. Euro'ya bakıyorum 7.76 seviyesinde. Tabi euro deyince bence parite çok önemli. Ön plana çıkıyor. 1.12-1.14 aralığında sıkışmış bir parite görüyoruz. Bu da yine aslında fırtına öncesi sessizliği işaret ediyor. Avrupa ekonomisi çok iyi durumda değil. Amerika'da gerilim her geçen gün artıyor. Çin'in rakamları her geçen gün biraz daha bozuluyor. Demek ki burada da bir stres ortamı var. Euro dolar paritesi 1.14'ü her ne kadar zorlamaya çalışsa da çok zayıf bir şekilde zorluyor. Tekrar 1.08'e
Hatta 1.06'ya giden 1 euro dolar paritesi görebiliriz. Bu durumda euro bir miktar geri çekilecektir ama dolarla euro makası kapanırken doların yaşadığı kur şokunu euro da yaşayacaktır. Her ikisi de yükselecektir. Sadece euro ile dolar arasındaki makasın aralığının kapandığını söyleyebiliriz paritede eğer ki böyle bir hareket olursa. Paritede böyle bir hareket yaşanmazsa da euro aynı oranlarda nasıl dolar 14-15'e gittiyse euro da bir anda 16-17 seviyelerini zorlayabilir. Gelelim faiz cephesine. Faiz cephesinde arkadaşlar 10-31 seviyesini görüyoruz. 10-31 seviyesi bize şunu gösteriyor. Türkiye hem dışarıdan hem de içeriden para bulmakta zorlanıyor. Faizleri aşağıya çekmesi nedeniyle ne yazık ki mevduat toplayamıyor. Devlet iç borçlanma senetlerine de yeterince talep gelmiyor. Bu nedenle de tahvil faizlerini yukarıya çekmek zorunda kalıyor. Tahvil faizlerini yukarıya çekerek bir talep yaratmaya çalışıyor ama bu talep de gördüğüm kadarıyla gelmiyor. Çünkü herkes şunun farkında. Türkiye ciddi bir ekonomik krizin eşiğinde ve bir kur şokunun eşiğinde faiz getirisi hala enflasyonun altında kalıyor ve doğal olarak da eksi reel faiz ortamına kimse girmek istemiyor. Kurda ve altında konumlanmayı tercih ediyor. Altının onsu, bakın bu çok kritik bir nokta. Altının onsu 1798 dolar seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Sizlere şunu söylemiştim biliyorsunuz. 1860-1760 aralığında dalgalanan bir ons değeriyle karşı karşıya kalabiliriz. Tabi bunlar ekstrem noktalar. Büyük ihtimalle olacak noktalar 1780-1820 aralığı. Dar aralıktan bahsediyorum. 1820 kırıldıktan sonra 1860 denemesini yapacaktır. 1860 sürecini ilk denemesinde kırabileceği kanaatinde değilim. O nedenle 1860'a çıksa bile tekrar geri gelecektir. 1760'ı tekrar zorlayabilir bile. Bunun da özellikle altını çizeyim. Gram altında da dalgalanmalar olacaktır. Tabi doların bu seviyede sabit kalması şartıyla. Eğer dolar bu seviyede sabit kalmaz, yukarıya doğru hareket ederse zaten 400 liranın üzerine çıpasını atar gram altın ve orada kalır. Hele ki devalüasyonist bir etki yaratılırsa o durumda gram altın fiyatını bir anda 600-800 lira aralığında bile görebiliriz arkadaşlar. Ama bu koşullar içerisinde 385-420 aralığında dalgalanan bir gram altın fiyatı göreceğiz. Sadece onsta hareketlilik yaşanırsa, dolarda herhangi bir hareketlilik yaşanmazsa. Brent petrole bakıyoruz. 41 dolara gevşiyor. 43 dolara çıkıyor. 43.24 dolardan kapanışını gerçekleştirdi. Bu seviyelerde tutmaya çalışıyor. Özellikle üretici ülkeler. Ama bu seviyelerde tutmayı başarabilecekler mi göreceğiz. O ülkeler için yüksek petrol seviyesi önemli. Ama bizim gibi petrol ithal eden ülkeler için de yüksek petrol seviyeleri cari açık ve dış ticaret açığı açısından bakıldığı zaman büyük bir problem ve kur şokunu da tetikleyen konulardan birisi. O nedenle arkadaşlar dolar bu seviyelerde kalırsa bizim cari açık problemimiz daha da artacaktır. Peki önümüzdeki hafta kısaca ne olur? Dolar bu sıkışık seyrini devam ettirebilir. Ayasofya'nın iyiden iyiye gündem olmasıyla birlikte bir kur şoku artık her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Kur şoku olmasa bile artık yolun sonuna gelindi. Bu sıkışıklığın biteceğini 7.20'ye doğru giden bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Borsada bana göre satış baskısı devam edecek. 110 bin önümüzdeki hafta bile zorlanabilir. Euro dolar paritesi 1.12 aşağıya doğru kırma ihtimalini her geçen gün arttırıyor. Faizler bir miktar daha yükselecek. Altın dalgalanacak. 1780-1820 aralığında. Brent petrol ise 41-43 dolar aralığındaki sıkışık seyrini sürdürecek. Bu ikinci dalga etkisi netleştikçe petroldeki dalgalanmalar da artacaktır. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi geçen hafta neler yaşandı? Şöyle kısaca bir bakalım. Goldman Sachs Amerika beklenenden çok daha fazla daralacak dedi. Merkez Bankası raporuna göre enflasyon yükseliş eğiliminde. Avrupa Çin'e mesafe koyuyor. Özellikle bu 5G teknolojisiyle ilgili Huawei'nin ürünlerini azaltıyor Fransa gibi, Almanya gibi ülkeler. ABD Çinli sosyal medyaya yasak getirmeyi planlıyor. Bu arada bir yılında yaptırım uyguluyor Çin'le ilgili. En son biliyorsunuz Çinli yetkililere vize yasaklaması getirdi. Altın 1800 doları zorladı. 1815 dolara kadar çıktı. 1820 doları zorladı. Bu arada gram altın 400'ün üzerine çıktı. 402 liraları gördü.
geçen haftanın önemli gelişmelerinden birisiydi. OECD pandemi nedeniyle işsizliğin her geçen gün biraz daha artacağını söyledi. Büyük bunalımdan çok daha kritik bir sürece gittiğimizi söyledi. 2008 finansal krizinden en az 10 kat daha sorunlu bir dönem yaşadığımızı söyledi. 80 milyon kişinin işsiz kalabileceğini küresel çapta söyledi. Bunlar da yine kritik haberlerdi. İkinci dalga endişesi her geçen gün artıyor. Özellikle Amerika'daki vaka sayılarının artması, Asya'daki vaka sayılarının artması, Güney Amerika'daki vaka sayılarının artması korkutuyor ve bu endişe altına olan talebi ve dolara olan talebi arttırıyor güven liman nedeniyle. Yoksulluk ve sosyal patlama endişeleri gündeme getiriliyor yine pek çok kurum tarafından. Aslında bu sosyal patlama endişesi bir nevi savaş endişesini de gündeme getiriyor dünya çapında. Türkiye işsizlik rakamlarını ve enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yükseliyor, işsizlik sabit kalıyor ama kısa çalışma ödeneğinin de etkisi var burada. Kısa çalışma ödeneğinin bitmesiyle ciddi bir işsizlik patlamasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ve diğer taraftan Ayasofya meselesi. Ayasofya ibadete açılıyor ve uluslararası risklerimiz biraz daha arttırılıyor. Zaten para sıkışıklığı yaşıyorduk. Zaten ekonomiyle ilgili bir yığın problemimiz vardı. Ayasofya'da gündeme getirildi. Tuz biber oldu. Belki de bu kadar çok ekonomik sıkıntının üstünün örtülmesi, hedef saptırılması ve daha ötesi zaten ekonomik kriz çıkacak. Buna bir bahane bulalım niyetiyle bu Ayasofya meselesinin tam da bu zamanda gündeme getirildiğini düşünüyorum. Geçen haftanın kritik meseleleriydi. Bu Ayasofya meselesi önümüzdeki haftalara damga vurmaya devam edecek. S-400'den bile daha sıkıntılı bir sürece gidiyoruz gibi görünüyor. Önümüzdeki haftanın veri akışını ona da kısaca bir göz atalım. Bütün dünyada büyüme verileri açıklanacak, sanayi üretim verileri açıklanacak ve enflasyon verileri açıklanacak. Amerika'da, Euro bölgesinde, Çin'de, özellikle Çin'in ikinci çeyrek büyüme verisini yakından takip edeceğiz. Bakın pazartesi Amerika'da bütçe açıklanacak. Önceki veri eksi 398.8 milyar dolardı. Neredeyse 400 milyar dolara yakın bir açık verdi Amerika ekonomisi. Bu artacak mı, artmayacak mı? Pazartesi günü yakından takip edeceğiz. Salı günü Japonya sanayi üretimi Mayıs ayı verisi açıklanacak. Bir önceki %8.4'lük bir daralmaydı. Bu daralma devam edecek mi, etmeyecek mi? Ya da beklendiği ölçüde bir artış gözlemlenecek mi, gözlemlenmeyecek mi? Bunu hep birlikte izleyeceğiz. İngiltere'de büyüme verisi açıklanıyor. Euro bölgesi sanayi üretimi Mayıs ayı verisi açıklanacak. Önceki %17.1'lik bir düşüşü gösteriyordu. Beklenti %8.1'lik bir artış. Ama Almanya'da da beklenti yüksekti biliyorsunuz. Sanayi üretimi ne yazık ki Almanya'da beklendiği şekilde artmadı. Euro bölgesiyle ilgili sıkıntıları aslında gündeme getiriyor. Amerika'da enflasyon açıklanacak. Çin'de dış ticaret verileri açıklanacak. Bence çok kritik. Çin'le ilgili ticaret devam ediyor mu, etmiyor mu? Çin dış ticaretini geliştirebildi mi, geliştiremedi mi? Bu veriyi yakından takip etmemiz gerekiyor. Çarşamba İngiltere'de enflasyon açıklanıyor. Amerika'da sanayi üretimi ve Rusya'da enflasyon verisi açıklanıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde enflasyon verileri açıklanacak. Enflasyon neden önemli? Enflasyon bir yükseliş eğilimine girerse bu durgunluğa rağmen bu ülkelerin faiz arttırmak zorunda kalacağını ya da eksi reel faiz makasının bu ülkelerde de açılacağını, finans sisteminin ciddi sıkıntılara girebileceğini gösteriyor. O anlamda takip etmek gerekiyor. Perşembe önemli bir gün. Çin büyüme verisini açıklayacak. Öncekisi eksi %6.8'di. Yani Çin neredeyse ilk defa %6.8'lik bir daralma yaşadı. Bu çeyrekte ise %2.5'luk bir büyüme bekleniyor. Bu büyüme bile Çin için aslında yeterli değil ama bu büyümenin altında bir rakam gelirse yine dengeler bozulabilir. Çin sanayi üretimi gelecek. Euro bölgesi dış ticaret verisi açıklanacak yine Perşembe günü. Perşembe kritik bir gün. Yakından takip etmek gerekiyor. Cuma gününün en önemli verisi ise Euro bölgesi enflasyon rakamı olacak. Bunu da yakından takip edeceğiz. Bu veriler, özellikle büyüme verileri, pandeminin açtığı yaraları ve bu pandeminin ekonomi üzerinde yarattığı etkinin ne kadar aşılabildiğini gösterecek. Çok fazla aşılamadıysa ve dördüncü çeyrekte özellikle, üçüncü çeyrek hadi yaz aylarına geliyor, nispeten daha düzgün rakamlar gelebilir ama dördüncü çeyrek ikinci dalga etkisinin çok net bir şekilde görülebileceği aylar, dördüncü çeyreği destekleyebilecek, en azından onu absorbe edebilecek üçüncü çeyrek ve ikinci çeyrek rakamları gelmez.
etmez ise özellikle hisse senedi piyasaları üzerindeki satış baskısını arttırır. Dolara olan talebi arttırır. Nitekim dolar endeksi 96 seviyelerinde ama bir yükseliş eğilimine her an girebilir ve yüzün üzerine kendisini atabilir. Öbür taraftan Türkiye'nin CDS'i 477'ye kadar yükseldi. Demek ki risklerimizin arttığı gözleniyor. Bu Ayasofya meselesi yüzünden risklerimiz daha da artacaktır. Pazartesi gününden itibaren biz 500'ün üzerinde bir CDS'le karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla para bulmamız zorlaşabilir ya da para bulsak bile maliyetlerimiz artacaktır. Onun için CDS'de kritik, bunu da yakından takip edeceğiz. Sonuç arkadaşlar, özellikle Türkiye çok kritik bir sürece giriyor. Ekonomik krizin ve kur şokunun adı Ayasofya ile konulmuş durumda. Kur şoku yaşanırsa 14-15 liralara giden bir dolar kuru görürüz. 16-17'lere giden bir euro görürüz. Bu rakamları gördüğümüz an itibariyle de artık ekonomik krizin adı konulur. Ekonomik krizin çıkmasıysa bütün piyasa dengelerini alt üst eder. Çünkü hiçbir şeye hazırlıklı değiliz. Ne yazık ki. 2 yıldır uyarıyoruz ama uyarılarımıza kulak tıkandı. Sadece kuru baskılamak bir marifet sayıldı. Artık kurun da baskılanması ihtimalinin kalmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Hem biz görüyoruz hem bana göre Türkiye ekonomi yönetimi de görüyor. Buna bir bahane arıyor. Ayasofya'da onun için bu dönemde masaya sürülmüş durumda. Evet sevgili dostlarım, bu videom da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyorum. Eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.